Esselamu Aleyküm. 81 vilayet, 81 Osmanlıca vesika okumaları dersimizde Giresun'dayız. Giresun'la ilgili bir arşiv vesikası okuyacağız. Tüm Giresun'a, Giresunlulara buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim arkadaşlar. Bugün Ömer Döngeloğlu hocamız koronavirüs illetinden dolayı vefat etti. Evet, Ramazan'dayız. Ramazan suyu hürmetine inşallah arkadaşlar. Makamı âli olsun, cenneti âlâ olsun. Koronavirüs arkadaşlar bulaşıcı bir hastalık. Bulaşıcı bir hastalıktan vefat edenlerin dinen, şer'an şehit olduğunu bizler biliyoruz. İnşallah hocamız da şehit mertebesine vasıl olmuştur. Cenab-ı Hak bize de hayırlı bir yaşam, hayırlı güzel bir ölüm nasip eylesin. Hayat bu kadar boş. Elbette bu hayatı baki bir hayatı kazanmak için çaba sarf etmemiz lazım gelir. Güzel şeylerle, dolu şeylerle geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. İnşallah bizler de bu vesileyle Kur'an harfleri olan, Osmanlıcaya olan ilginizi biraz çekmek, biraz tarihimizi, kültürümüzü öğrenmek. Kur'an harfleri bunların elbette 1000 yıllık ecdadımızın yazısı. Bu cihette de eğer bu vesileyle de Kur'an'a hizmet edebiliyorsak bize ne mutlu arkadaşlar. Gayemiz bu zaten. Hem kültürümüz, hem tarihimiz, hem ecdadımızla olan birlik, o köprüyü yeniden inşası babında elimizden geldiğince bu vesikaları sizlere aktarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani tarih, kısacası tabii ki tarih önemli ama asıl gaye nedir arkadaşlar? Dünyadan sonraki bir hayattır. Tarih bahane, bizlerin gayesi arkadaşlar böyle Kur'an harflerini, İslam harflerini nedir? Sevdirmek, tüm dünyaya hakim olmasını temenni etmek, bu gayeyle hizmet etmek. Şimdi bakalım Giresun'la ilgili ne bir vesika varmış, ne yazıyormuş, okumaya çalışalım. Kısa bir vesika arkadaşlar, fazla vaktinizi almayayım. Evet, şuradan başlıyoruz. Arzı bendeleridir ki yazıyor. Arzı bendeleridir ki, yani kulunun, hizmetkarının arzıdır ki. Giresun kalası, Giresun kalesi yani muhafazasında ilhak yazıyor. İlhakı dergahı ali, evet, ilhakı dergahı ali Yeniçerilerinin, evet, Yeniçerilerinin 75 senesi dediği herhalde 1175 olması gerekiyor arkadaşlar. 75 senesi mevacipleri, yani maaşları arkadaşlar verilmek için, evet, verilmek için arzu haldir. Evet, arzu haldir. Yeniçeri katibi der kenarı mucebince, metin uzundu, sağını solunu kestim arkadaşlar. Bu da der kenarı gereğince diyor. Yeniçeri katibi der kenarı mucebince sene-i mezbure, adı geçen sene yani 75 senesi 4 kıst, evet, 4 kıst mevaciplerinin, 4 kıst mevaciplerinin icmali verilmek babında, evet, icmali verilmek, burası babında ferman, devletlü saadetlü sultanım hazretlerinindir. Evet, ferman. Şu en son kelimemiz. Üstteki şurada ferman, şurası çizemedim. Evet, ferman, burası, evet, ferman devletlü saadetlü sultanım hazretlerinindir. Şurası pençe arkadaşlar, pençe. Yukarıda buyrulduğu bölümümüz var. Şurası. Tabii. Öncesinde metnin en yukarısında şu işaret arkadaşlar, Bismillahirrahmanirrahim'dir. Besmele'nin kodudur. Arşivlerde bu şekilde yazılıyor. En başta onu okumam gerekiyordu. Ama metni biraz büyütünce gözümden kaçırdım. Bazen böyle olabiliyor. Özür dilerim arkadaşlar. Şimdi burası sah. Buyruldu kısmında burası sah. Burada telhis mucebince yazıyor. Telhis mucebince icmali verilmek. İcmali verilmek buyuruldu. Evet. Buyuruldu. 23 tarih kısmında 23 sat
Zafer ayının kısa kodu sene 171 demiş arkadaşlar. Metin okurken 75 dedim, özür diliyorum. 70 senesi olacaktı arkadaşlar. Yani orada dil sürçmesi yaptık. Metin içerisinde geçen Yeniçerilerin 75 senesi değil de 70 senesi, yani 1170 senesi olduğunu anlıyoruz. Buradaki zaten buyuruldu kısmında da arkadaşlar 171 yazıyor. Yani 1171 yılına ait Hicri bir arşiv vesikasıydı. Evet, YouTube'da Zafer Şık kanalımızda 81 vilayet, 81 Osmanlıca vesika okuma derslerimizde Giresun'daydık, Karadeniz'e gittik. Cenab-ı Hak oruçlarımızı, Ramazan ayındayız, kabul eylesin. Evet, tekrar söyleyelim. Ömer Döngeloğlu hocamız bugün vefat etti. Hakikaten herkesin 7'den 70'e sevdiği bir insandı. Bize tüm Türkiye'ye Peygamber Efendimizin hayatını, sahabelerin hayatını o güzel lisanıyla anlattı. İnşallah bu anlattıkları ahirette ona şefaatçi olur. Hakikaten çok müteessiriz. Artık fazla söz değil, dua etmek gerekiyor. Bizler de arkadaşlar inşallah mübarek hocamızın ruhuna böyle Fatihalar, Yasinler inşallah gönderelim. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki durağımız Gümüşhane arkadaşlar. Gümüşhane'de görüşmek ümidiyle. Esselamu Aleyküm.